Bağırsaktaki ve karaciğerdeki yağı çözdüğüne inanıyorlar da çok zararlı. Leroy Yemeyin Cengiz, hoş geldin. abi. Sülfürik asit için arkadaşlar aç yani. Aynen ya, mideyi bence komple atın, eritin. Böylece yemek Ha. zorunda kalmazsınız. Çok iyi fikir Of. yani. Yalnız savaş varken turlar çok uzayacak ha. Yok be, benim bitiyor ben işim. Öyle mi? Ben bekliyorum, seni bekliyorum. Senin işin uzun. Oğlum sen bana savaş açmadın, araya Ismarus. savaş açtın. Tamam, aynı anda oynuyoruz zaten. Ha, Dur, tamam. seni ve Arya'yı bekliyoruz şu an mesela. Benim işim bitti, ben turumu iple saldım. Borçözü bir çakıyorsun, 3 kilosun. Kilo vermek için son çare, bir kolumu kesiyorum Aa, bak o da iyi fikir. Ha. Evet, bir kolumu kesince çünkü bayağı hedef kiloya ulaşıyorum, hesapladım. Bayağı iyi. Kaç kilo ki bir kol? Bir kol kaç kilo? Kilo falan. Şimdi koluna bağlı abi o. Tabii kol var, kol var. Benimki bir 7 kilo çekiyordur. Benim 7 bir kilo kolum verdiğimde zuhal tamam. ediyordur ya. Ya işte Yojimbo, ondan dedim zaten. Sen biliyorsun işte. Evet. Hele gençseniz falan hiç o işlere girmeyin. Zaten metabolizmanız hızlıdır ya. Bir yararsızlığınız yoksa. Ne sirkesi ne şeyi ya. Limonlusu. O da deler mideyi. Yapmayın. Ya artık iyice yani. Aç karnına. Nereden asit içsem karar veremiyorum kafaları yani. Bir böbreğinizi aldırın bence, hiç rahat edin. O da çözüm. Bol su için Şuradan az yiyin ya. Gerçekten mı? olay bu. Yemeyeceksin ya. Sirke Şey içeyim. yalan yani. Yemeyeceksin. Ben Atacaksın şey tuvalete, değil, çekeceksin anlıyorum. sifonu. Şu an diyetisyenler sövecek bana. Az ve sık yiyin yalanına, ben inanmıyorum bu arada. Çok özür Bu dilerim. arada O az olmuyor benden hiçbir etini zaman. anlıyorum. İnsanoğlu evrimsel olarak sanki her gün muz buluyordu da ortalıkta geziyordu. Yani 3 gün aranıp yemek bulup bütün gün abanan bir türüz. Neymiş efendim, sanayi devrimi, kral kahvaltı ediyor, işçiler de etsin kahvaltı. Yok abiciğim. Günde 12 öğün yazanlar falan var. Ne de Yok abi, ben günde çıldırır mısın? 12 Çıldırırsın öğün abi. yersem Duba gibi olurum ya. Yok Yani abi. az diyor bir de. Yok. Acıkınca yiyeceksin, acıkınca yiyeceksin, Rakıyı acıkınca içmeden önce içeceksin. zeytinyağıyla bir mideyi çevireceksin bir kere. O zaman rakının Sofayı tadı çok başka olur. Bir de rakı sofrasında güzel bir kadın olacak. Gözlerine bakacaksın böyle. Diyeceksin ki vay amına koyayım, kadındır bu diyeceksin. O zaman rakının tadı çok başka oluyor. Öldüm. Cümlenin sonunda öldüm. Can verdim artık. 7 milyar Orada yaşında oldum. gidiyorsa. Abi her dakika yemek yenmez ya. Aç kalmak o kadar faydalı ki vücuda. Aç kalacaksın ya. Başka Aç türlü kalacaksın abi. söylemiyorum. Öyle. Yemeyeceksin. Bu kadar Ya biri bomboş zaten muhabbete aç inanamadım galiba. ya. Bu çok bir tavsiye olmadı. Aynen. Peynir 150 lira olacak arkadaş. O zaman bak nasıl kilo veriyorsun. Sağ olasın. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ulan Ay, İmamoğlu ya. geçen gün biri Evet şey evet. yazmıştı. Ona giriyoruz mu Günhan? Biri şey dedi. Yani insanlarda obez, bak verilere bakıyoruz. İnsanlar hala obez ortalama olarak. Demek ki kimse aç falan değilmiş yazdı. Bunu gerçekten yazdı biri ya. Hayda. Daha iyi bir analiz okumadım Yani bunun abi. cehaletini de şöyle anlatmak lazım. İki tarafın chatlerinde de hani bilmeyen varsa diye. Arkadaşlar, bir ülkede gelir düştükçe obezite kesinlikle artıyor. Çünkü millet ekmekle, kızartmayla doymaya çalışıp işte zeytinyağlı falan yiyemez hale geldiğinde, bakınız yayının başında anlattığımız Amerika. Nerede obezite artıyorsa orada dar gelirlilik fırlıyor. İyi beslenmeye, iyi yemeye erişim azalıyor demektir yani. Böyle genel bir bilgi vereyim bilmeyenler için. Yani şişman iyi bir şey değil. Mesela şeye baktığın zaman, Kuzey Kore'ye falan baktığın zaman, Kuzey Kore'de insanlar bayağı kilolu. Özellikle böyle erkek Ben ailenin böyle bakıyorum bir erkek sürü Kuzey Koreli'ye patriarkları falan bakıyorum. kilolu Tığ hep. gibi hepsi. Yok yok, bayağı şey var. Ya yani şöyle Sen Kuzey Koreleri nereden gördün oğlum? ben Adamlar bakıyorum kilo mu abi. Ben göstermiyor lan? her milletin Gördüm insanını abi. bilirim. Gördüm, her milletin insanı tanırım, her yeri bilirim. Onlar da ekmeği kızartmayı basıyor onlar da, o yüzden. Yok lan burada. Tamamen şeyle alakalı düşündüm. Ne diyor bu Uydurdum dedin yani. ya? Yok yok. Şey şişman ya oğlum. Liderleri şişman ya bunların, o yüzden. Öyle bir muhabbet var ya. Bakın şey yapıyor, Biraz daha pahalı. gazetecileri gezdirip şey yapıyorsa, bakın insanlarımız şişman. Demek ki şey durumdayız. Bu çocuk şişman. Bakın demek ki yiyorlar. Çov yun çov.
Chow Yun Chow. Chiu chiu. Obezite zenginler kötü. Kilolu olur olayı orta çağda falandı yani. Zenginlerde kilo olur. Bu arada evet, Kim Jong-un da en son kelepçe taktırıp kilo verdi. Danla Bilic gibi oldu yani. Danla Bilic'i beklemiyordum. Ay Danla Bilic ilk boydan bir fotoğrafı çıktı kızcağızla. Bu kiloluk diye ne kadar dalga geçtiler. Kız nasıl çok... dert edindiyse tığ oldu tığ oldu incecik bir şey yaptı kendine. Ama o dönem çok kötü itin götüne soktular kızı ya. Evet, kötü Bilic de o. Hmm. Ne o hangisi? Ya Danla Bilic ilk videoları patladı YouTube'da. O zaman tabii hep böyle omuz hizasında gözüküyordu ya. O dönem tabii millet şey oldu böyle işte oraya buraya laf atıyor dilli kız güzel kız falan millet belli gözüne kestirmiş. Bir etkinlikte ama kıyafet de çok kötüydü böyle çöp poşeti gibi bir şey giyip bir etkinliğe gitmişti. Orada bunu bir itin götüne soktular. Piii tombalakmış anca millet de sen tabii dalga geçersin falan diye. Bizim millet biliyorsun şeyi çok sever. Kilosu olan insana karşı çok saygılıdır bizim millet. Tabii, itin götüne şey soktular kızı. O da ondan sonra şey yaptı kendisine. Ne bileyim. Aşırı güzel bir şey yaptı yani. O da fazla gitti bence öteki tarafa ama yani. Bir noktada okey yani salabilirdi bence. Göz inceltici ameliyat oldu. Göz inceltici ameliyat oldu. Gözünü çekik yaptı gözünü falan yani. Bu bence ırkçı bir şey anasını satayım. They yani. Went too far. We went too far. Bilmiyorum. She went too bence far. Gerçekten we went too far. Şaka değil. Bence gerçekten ırkçı bir şey abi. Yani. Aynen kanka. Bilmiyorum. Irkçı mı niye yani. Saçımızı sarıya boyayınca da mı ırkçı oluyoruz? Ya yeter be sen bir şeyle mağdur olmasın. Yani sen, ne kadar kızı var? Her var muhabbette şöyle ırkçı mı cinsiyetçi mi şöyle mi biz böyle yapacağız böyle mi? Karışmayın. Bu ne ya bu kim ya? Kadınlar destekliğine. Karışmayın kadınlara. Karışmayın. Laf etmeyin be. Oğlum Günhan yarın bir gün bir tane hap çıksa deseler ki bu hapı aldığınız anda 2 metrelik benzi siyahi olmuyor. Adama dönüşüyorsunuz aşırı böyle kaslı maslı diye. Sen anında 4 tane atmaz mısın o haptan? Doğru söyle. Anında 4 tane atarım. Anında. Bu şimdi anında. Irkçı bir şey değil mi? Abi bilmiyorum ama ben küçükken de şey yapıyordum böyle. İlk Michael Jordan'ı falan gördüğümde Space Jam'de wow bunlar üstün ırk lan falan olmuştum böyle yani hani. Hani hem kaslılar hem hani penisleri dillere destan. Hani böyle ben de böyle olmak istiyorum falan demiştim. Hmm. Ne oldu sonra? Sonra ne oldu abi? Türkiye happened amına koyayım yani. Ne olabilir ki işte? Türkiye'deyim yani. Gen piyangosu muydu? Neydi o? Onu kazanamadım. Ya hayatım boyunca gerçekten kendimi siyahi gibi hissettim. Ve öyle içten içe öyle hareket ettim. Ama yok yani olmuyor işte. Yani bana kalsa ben gerçekten de şey falan yapardım yani. Bu işin böyle bir ameliyatı olsa kendimi ameliyatlı siyah yapardım. Para verip siyahlıktan çıkıyor. Abi ben öyle bir şey için ameliyata girmem de hakikaten böyle şey gibi olsa bilgisayar oyunlarında MMO'larda falan para verip bir yerden sonra ırkını skinini değiştirebiliyorsun ya. Hayatta öyle bir şey olsun isterdim ya. Kendimi şey yapardım. Aşırı kaslı yakışıklı Hintlilerden yapardım. Ben de onlara çok çocuyorum. Bahubali'de falan var ya böyle. Kaslı esmer. Kaptan Curry. Kaptan Curry yani. Şimdi RRR diye bir tane ırkçı film çıkmış. Onu çok övüyorlar. Ona bakacağım bir ara. O neymiş ya? RRR. Ra ra ra. Bilmiyor musun abi? Yok. Aa, çok meşhur film. İnanılmaz aksiyon filmi ya. Hemen koridor kuru falan inceledi. Hintliler şu an inanılmaz anime şeyi yapıyorlar her gün. Ulan yine Golden Age'e girmişiz kardeşim. Yeter artık. Ben ne yapacağım bu kadar Golden Age'e? Vallahi tükendik ya. Yapıştır monumentality. Vallahi yorulmuşuz oğlum. Biz bitmişiz. Ya yine şey çıkmış ya ne kadar yoruldum ondan. Miss Marvel Hindistan'la Pakistan arasındaki inanılmaz derin olayı anlatıyor falan. Ya böyle... Ya işte bunlar kozmik Marvel karakteri değil mi? Hindistan'a, Pakistan'a niye geldik? Ben sıkılıyorum bu işten ya. Oldu olacak bir sonraki süper kahraman da Çanakkale cephesine gitsin. Yani ne... Meğerse Hızır Aleyhisselam Çanakkale Savaşı'nda yardım eden Kaptan Curry'ymiş falan.
Kaptan Curry kim ya? Ben bilmiyorum Kaptan Curry'yi. Ne? Yok lan, genel bir şey söylemişti. Yakışıklı, yani süper kahraman gibi Hindistanlı adam dedin ya, Kaptan Curry işte yani. Aa oğlum, ne biçim herifler çıktı yani onlardan bir anda ya. Hepsi onların kasları falan estetik mi diyorum bir yerden sonra. Hepsi aynı duruyor ya. Plastik mi ekletiyorlar acaba karınlarına filan? Onu yapan var lan, o gerçek bir şey. Yani var var. Değil. Tabii tabii. Yılmaz Morgül yaptırmıştı onu. Aktör maktör takımı plastik kas ekletiyor vücudundan içine. Kaptan şeyde ne derler? Kaptan Pakistan'da şey çıkmış işte ya. X-Men müziği çıkmış. Son bölümde onu okudum ben. Vay, işte bu her şeyi değiştiriyor. Şey diyormuş. Hemen... Bir tane karakter şey diyormuş. Peki ama bunlar ne falan diye soruyor. Diğeri de onlar mutant falan diyormuş. Sonra de 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 diye böyle müzik geliyormuş. Hele bunlara mutant denir yeğenim. Hele bunlara mutant denir bunlar. Spoiler saymayacaksanız söyleyin orada. Ay saymayacağız biz. Marvel hiçbirimiz izlemeyeceğiz. Ne olur anlatsana. Ya izlerim ya, söyleme, yok bakarım ben. De. Ya. Dancan mute alsın kendini bir saniye, şey anlat. Ya kral, Miss Marvel'da izlemeyelim artık. Ben Miss Marvel falan yorumlamam ya. Yok, ben en son gerçekten ben çok kötü Dancan ya. Abi ya. Çok kötü. Yani ben ilk bölümü son bölüm olsun, araları at. Hani o bile anca yetiyor. Bak evet. Kendi demografisi bile beğenmemiş. Ben Miss Marvel'ı şeyde bıraktım ya. Dedi ki böyle, peki siz nesiniz? Peki siz nesiniz diye soruyor böyle, biz jiniz falan diyor. Evet evet. O ara bölümler çok kötü. Sonra cin olayında ben baktım, Marvel'da cinler var mı lan, yoksa böyle lokal folklorik bir şey mi yapıyorlar falan olur dedim. Earth 5088'den Marvel'da cinler de varmış. Earth 5088'den şey geliyorlar abi. Varmış cinler. Cinler harbi varmış ya, Marvel'da. Cin olmasını geçtim. Dizi kendisi de belli değil kızın ne yaptığı. Önce diyor ki cin, sonra diyor ki yok cin değil böyle bir şey. Sonra diyor ki yok o da değil mutant, yok o da değil. Ne bu anasını satayım bu kız? Doğru. Kendileri de bilmiyor yani. Miss Marvel şu ana kadar izlediğim en kötü Marvel dizilerinden biri ya. Irkçısınız. Irkçısınız. O yüzden rahatsız oluyorsunuz. Irkçıyım. Çekemiyorsunuz. Hintli bir kadın karakterin, hele de genç bir kadının başrol olmasını çekemiyorsunuz. Kız o kadar tatlı ve o kadar iyi oynuyor ki dizinin saçmalığını sadece kız kurtarıyor tek başına. Yani hani 2-3 puan veriyorsan kız için veriyorum. Dizi bok gibi çünkü. Tatlı diyerek çok objeleştiriyorsunuz. Tatlı. Oldu olacak. Nonnik deyin bir de. Minnoş diyeceğim. Minnoş deyin bir de, oldu olacak. Yazıklar olsun. Evet. Utanmak bilmez misiniz? Bilmem. Allah Allah. Sıradan saplıyor ha. Tuna'ya bak, aha. İki cephede savaşa girdi ha. İki cephede savaşa gireceğini düşünmezdim. Girdi valla. Ne yapıyorsun? Kapıma yığmışsın elemanları, getirmişsin oraya kadar. Oğlum, we were only passing, saçmalama. Ben geçip gidiyordum. Ya tabi tabi. Evet lan. Aynen, kesin. Bu arada Sungur harbiden... O zaman giriyor muyuz CS? Yürü yürü, ben daldım valla. 2-3 tane şehrin alayım ya, şunu belini kırayım. Bu benim başıma dert olur seni fethettikten sonra. Ben savunmaya geçmiştim, hemen geliyorum. Sapla başkan. Yok sen savun. Yani eğer ama askerlerini geri çekerse arkadan bas ki çekemesin. İki cepheye bölünürse her türlü biter. Ona bakıyorum şu an. Şey. Ya da şey yap. Hızlı hızlı fakir atlı ünitelerin varsa sok arazilerine, ver yağmayı, ver yağmayı. Ekonomisinin beli kırılsın. Ne olduğunu şaşırsın. Ya bir bana şeyden, doğudan barbarlar gelmişti. Ondan dolayı şey yapamıyorum şu an. Yani benim oraları barbarlar... Bir ordu oradaydı da gelmeye çalışıyorum şu an. Dönmeye çalışıyorum. Bir de yani beklemedi yani, işte dese ki ben bak saldıracağım falan, ona göre hazırlık. Bir şey diyeceğim, sen hiç gördün mü Almanya tarihinde ben saldıracağım diye mektup yolladığını? Lol. Valla sonunda da ne olduğunu gördük. Böyle olmazmış. Bir şey diyeceğim arkadaşlar, beni bir takım böyle saçını Almanya yatırmış, tarihi çok iyi bıyıklı adamlarla olmayabilir. Karıştırmayın. Koskoca Almanya. Kadından korktu bak. Beni bir takım saçını yana yatırmış bıyıklı adamlarla karıştırmayın arkadaşlar. Kardeş, sen az önce Rusya'ya daldın ha, farkındasın değil mi? Almanya tarihinden Rusya'ya dalmayla alakalı hikayelerden anlatmak ister misin bize? Ya kışın dalmadım neyse ki. Anlatamam o kadar da şey değil mi? Yani Almanya tarihinde hala bu vay Rusya'ya dalmayaydık diye Neşet Ertaş'ın türküleri var. Hala dilden dile anlatılır. Gebereydik de Rusya'ya dalmayaydık oy diye türküsü var, meşhur. İyi abi işte. Almayacaklardı. Ha,
Peki, geçeceksin kime daldığına. O zaman ne yapayım? Bütün şehirlerimde üretime geçeyim ben. Hangi bakın bakalım savaş ekonominiz neymiş, nasılmış? Benim savaş ekonomim iyi dayı ya. Özgür özü doğru. 80. ayımız kutlu olsun. Nice aylara dünyanın en iyi kanalı demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Valla ben ekonomim ekonomi yok ya. Benim savaş ekonomim will fuck you up ama dur bakalım. Savaşa girince para mı arttı lan? Yani. Miss Marvel'dan iyi. Yine de şahlanıyor aman. Diyor ki savaş ekonomisi diyor. Ulan ben Fate'le. Ben Fate'le asker alıyorum. Yeniliyor yandım aman. Kol bahşımın üstü. Ay. Ne. Ah be kardeşim. 26 production veren Industrial Zone'ların da tam bu tur devreye girmişti Tuna. Ne? Industrial Zone'lar mı? Oğlum ben şey yapıyorum, senin haberin yok. Senin yakın şu an bir Saint Zuhal ve bir de Tiver şehirlerin var ya. Onlar 14'er Fate Production, 26'şer Industrial Zone Production çekiyorlar şu an. Vay be, ne yapıyormuşum öyle. Haberin vay olsun. Be adama bak be. Vallahi bizim kirli Hakan şehrin 50 production'ı var. Allah Allah. Bu puanlar nasıl oluyor ya diye. Bir bakacağız başkan artık nereye varacak o iş. Ben de zaten hani bir savaşa gireyim de bakayım ne oluyor benden diye merak ediyordum. İnsan savaşa girene kadar anlayamıyor. Anlayamazsın. Bu biraz otursun burayı düzeltin. Böyle kalmaz. Ama sen Pyken shot çıkartmışsın. O biraz canımı sıktı şu anda. Buralara yayılmasın. Pyken shot çıkarmasaydın daha iyi olacaktı. Mehmet Güneş fan seviyesinde yoldu. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Bunu abi şu an bakma, bu bayağı geçiyorum. Değişecek. Bayağı değişecek. Geceler. Abi görüşürüz. Anı. İyi geceler. İyi geceler. Şey İyi geceler. İyi bak kendine. İyi geceler. Agents of Shield'daki Inhumans taşını taşıyor dizide kız. Bir nevi Inhuman, başka bir şey değil. Ulan Agents of Shield canon mu peki yani? Canon mu kardeşim? Onu söyle. Canon. Canon çünkü Disney Plus'a ekledikleri şeyler canon teknik olarak artık. Kanun. Ve öyle bir taş taşımıyor bence kız bu arada. Tamamen saçmalamışlar yani, bir tane bileklik. Bilekliğin tarihini anlatıyorlar ama ne olduğu belli değil. Yani şey değil ha, Kamala Khan başrol değil. Ayşe diye bir kadın başrol, onu anlatıyorlar pasör. Bana kimse Marvel savunmasın, çok pis, döverim sizi. Sen bana... Kızdı. Sen biraz sevdin mi Kamala Khan'ı? Kamala Khan'ı ben çizgi romanda çok sevdim. Çok tatlı bir hikayesi var aslında. Dizide bok etmişler. Çok sinirlendim. Yiğitcan da çok seviyor Kamala Khan'ı. Çok tatlı hikayesi var. Yani Yiğitcan Esmer Bayan seviyor zaten. Street level hikayesi, böyle aynı Peter Parker gibi, böyle şey, kahraman oluşunu izlediğin, böyle kendini keşfeden. Bir de geek bir kız falan, çok tatlı ama dizide mahvetmişler yani. İlk bölüm dedim ki ortalama, sonra bayır aşağı gitti. Ben bununla ilgili video yap. Yaptım. Neden Miss Marvel... Ha yaptın mı? Pardon. İncelemesini dün çektik hatta. Oğlum izlemiyorsunuz neden? Bari şey yapmayın kızım. İzlemiyorsunuz. Kalbim kırılıyor artık. İnanılmaz ya. Şimdi ya. Yapını yapıyorsunuz. Yapıyorum zaten abi. Yap. Ne bileyim, ben kötü niyetle demedim canım. Çok hani yok, şeysin. Yok, heveslisin. Yok ilgili... ama Marvel'ın neden 4. fazının bok gibi olduğu ile ilgili bir tane video çekme düşünüyorum.
Anthony Bourdain'in kitabında bununla ilgili şey muhabbeti vardı. Herkes size restoran açmanızı söyler iyi yemek yaptığınız zaman. Hemen açarsınız o hiçbiri gelmez. Tam o kafa bu yani. Emin ya yap şunu da yap bunu da yap. İzledim ya. Yaptım abi. Emin Çıtak Twitter'ın bir numaralı toksik gamer salyalısı. Hoş geldin kardeşim. Evet hoş geldin. Bana da sıktı lol geç abla yazmış. Hemen geçiyorum kardeşim. Ben Emin'in her videosunu izliyorum. Elden Ring'le ilgili. Mis gibi video yapıyor adam. Çok güzel lan Emin'in videoları. Elden Ring onun sayesinde 100 bin şey basıp farmlayarak başladım oyuna. Sağ olsun. Emin Çıtak kardeşim sayesinde oyuna kazandım. Ben de kazandım. Emin Çıtak'la siz de kazanacaksınız. Öyle ejderhayı bir daha öldürdüm orada. Çok iyi geldi o ya. Ya Emin'in oğlu çok tatlı ya. Dün şey storiesinde gördüm. Paso yürüyen merdivenlerden inip çıkıyoruz bunun yüzünden demiş. Çok güldüm onu. Çocuk sırf onu oynuyor. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben Emin'le baya böyle 2-3 sene falan çalıştım. Evet. Tabii Emin eski arkadaşım benim. Hayatının bir noktasında Emin tam çözümcü adam olmaya karar verdi. Bunu kendi karar verdi yani böyle şey değil. Siteye tam çözüm lazımdı da tam çözüm yaz falan değildi. Adam böyle bir kariyer kararı verdi. Ben de tam çözümcü adam olacağım dedi. Ve bence tam çözümcü adam olma kültürü Türkiye'de böyle bir iki kişiden falan devam ediyorsa ediyordur yani. Hani Emin bunlardan sonuncusu gibi bir şey. Baya lost art of tam çözümcülük yani adam. Bence lazım öyle kapanır bize ya. Eser Güven yapardı, sonra Erciye kardeşi yapmaya başladı. Şimdi de Emin yapıyor tam çözümcülük. Tam bir amme hizmeti. O yüzden bu eski Anadolu kültürümüzü yapan ustalarımızı... Tam çözümmeden evet. Tabii. Bitmekte olan geldi. Tam çözümcülük. Niye canım eskiden geçemediğimiz oyunlarda gider videolardan izlerdik yani. İzlerdik be Berna kardeş. İzlerdik be. Kardeşim be yapıştırdık. Yapardık vallahi. Tomb Raider oynarken çözemediğimiz puzzle'ları izlerdik abilerimizden. Sana helal olsun kız. Aynen sana helal olsun. Yok şey Tomb Raider demek istedin ama doğrusu söylediğine yani. Normalde Tomb Raider normalde diyorlar ya. Tomb Raider da ben şimdi hayır onun doğrusu Tomb Raider sen nasıl dilsin derler tabii. Diye demedim. Yok Tomb Raider diye ben de çocukluğumda. Ya Yiğitcan'ın böyle bir şey huyu var ya sizde böyle onu fark edin. Yiğitcan'ın böyle bir huyu var arkadaşlar. Hani fark ediyorsun ama sesini çıkarmıyorsun. İngilizce kelimeleri böyle he sesiyle söyleyebiliyor böyle işte ne bileyim. Mesela Thom York falan diyor konuşurken böyle. Ben çok ayar oluyorum bu huyuna Yiğitcan'ın. Yavşaklık gibi mi geliyor abi? Yine Yiğitcan'ı gömüyorsun ya. Dikkat etmemişim böyle. Kardeşim aranızdaki ilişki problemlerini oturun konuşun çözün. Editörüme gömmez misin ya? Gelip sürekli Yiğitcan'la ilgili bize ağlıyor ya. Evlenin oğlum. Gerçekten ilişkinizi gözden geçirin lan. Ayrılıyor musunuz? Devam mı ediyorsunuz? Abi bulabilirsem evleneceğim. Adam geziyor yani. Evet oğlum 2 hafta önce adam gidip gezmeye başladı diye cır cır söylenmeye başladın ha. Gezecek bu adam. Sen bu adama bir yüzük taktın mı? Elinde otursun biraz. Orospu gibi gezmesin. Bromance'de Ted'le Marshall 1, Günhan'la Yiğitcan 2 ya. Eyvallah teşekkür ederim. Mükemmel bromance'leri var. Çok sağ ol. Evet artık biraz kol bacak gibi olduk yani. Kıskanıyor. Yok gerçekten sizin bromansınıza çok özeniyorum yani çok güzel bir arkadaş. Ulan benim annem babam benden çok Yiğitcan'la ilgileniyor. Yiğitcan nerede? İyi mi? Ah şu çocuk evine dönsün. Ama Yiğitcan da tam iyi aile çocuğu değil mi? Böyle hani seni ailene emanet edebileceği türden yani. Böyle hani ben Mehmet'le çıkıyorum desen olmaz der ama Yiğitcan'la çıkıyorum deyince tamam olur falan diyecek türden. Öyle biri değil mi Yiğitcan? Ya yok ya Yiğitcan'a gidersen seni seviyorum dersin Yiğitcan şey der. Evet tabii ki ben de seni seviyorum ama senin olamam. Olamam kardeşim olamam. Edebiyat yaptım diyorsun değil mi? Biz de Sungur'da pazar alışverişine çıktık o derece bizimki de artık. Tabii. Ha, evet sizinki ayrı bir bromance zaten. Biber baktık falan. Sizinki evli bromance. Bizimki bromance değil bizimki adamlık. Adamlık kardeşim. Hemen gay bir şey gelecek diye ödü kopuyor bunun da gay bir şey olacak diye hemen. Erkekler be. Biz olamadık adam be. Gay mi yuh be.
Yalnızca bayanlar eklesin. Aşırı adam olamıyorum. Az olsa biraz olacağım da olamadık. Evet, aşırı geylik var bende ya. Problem o. Hep başıma ne gelirse aşırı geylikten geliyor. Beni doktora gidiyorsun değil mi? Eder, çok beğenirler doktor yani. Diyor ki aşırı geylik var sende diye teşhis koyuyor. Exo'yla hoş geldin. Aa merhaba. Beni çok beğenir. Aa, biz bu şehirleri zor fethedeceğiz ha. Çıktım bir yola abi. Dönmeyeceğim. Tak. Çıkarın adamı mutluluk verelim. Yok la, fate'li asker alıyoruz, bize bir şey olmaz da karşılıklı yorulacağız belli ki. Nintendo hakkında hala aynı fikirde misin diye bir soru var. Arkadaşım geçen gün Super Nintendo yayını yaptım. 6 saat Super Nintendo oyunu oynadık. Değilim. Zaten şakaydı o. 4 sene öncesinden. Hatta 5 sene. Şaka mı? Şaka nedir biz anlamıyoruz. Bize açıklayabilir misin? Evet, şaka demeniz gerekiyor. Madem şaka yapıyorsunuz neden parantez içinde kocaman parodi yazmıyorsunuz? Biz nasıl anlayalım? Okuyorum Raven, okuyorum. İlla kafamızı mı kullanacağız? Nintendo hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Ben gamer değilim arkadaşlar. Gidin gamerlara sorun. Nintendo hakkında ne düşüneceksin ya? Nintendo hisseleri yükselir. Ya. Ben öyle düşünüyorum. Mis. Ne? Nintendo? Nintendo yükselir, hisseleri yükselir. Ben öyle düşünüyorum. Katılıyorum bu arada. Sevmeyen siktirsin gitsin. Bu kadar netim. Elitistsiniz. Elitist. Yıllarca game boyumuz olmadı be. Aşırı gençsin ama gamer değilsin. Evet ya. Evet. Gamer Günhan, o bilir o işte. Evet, gamer Günhan. Tamam. Ben ona sorayım. Daha öyle saçma bir şey yaptım ki 3 turdur anarşideyim. Sıfır science'la takılıyor. Niye oldu? Sanat sepet arkadaşlar. Ya yanlış zamanda yönetim kartı değiştirmeye kalktım. Halkım dedi ki senin yapacağın işi tüküreyim dedi. Keşke bizim ülkede de böyle şeyler olsa. İşler böyle. Kaperdonik 18 içtiniz mi? Yok. Markayı bilir misiniz? Evet. Markayı biliyorum, Kaperdonik'i. Ama 18 yıldan içmedim. Kaç yıl içtin abi? Kaç var abi? Kaç içtin? Sana kaç lazım? Sen kaç veriyorsun? Bir şey de bilmiyorum. Biz de daha bok içelim. Niye? Vermindon iç işte. Neydi o? Vermin miydi? Neydi? Vermin. Aspirin iç kardeşim. Ağrı kesici. Neydi o tuhaf şeyden iç? Tuhaf mı? En çok kullanılan ağrı kesici o değil mi ya? Yok, ağrı kesici demiyorum. Yani volim diyor, volim. Ha volim. Vermidon dedi de ne bileyim. Ha yok canım, biz biliriz vermidon kardeşim. Beş çarpı işte beş. O yüzden sordum. Vermidonu günde 5 kere 5 tane alacaksın. Hadi. O kişi hoş geldin. 9. ayımız kutlu olsun. Mimas seviyesinde. Sağ ol. Bunlar nasıl seviyeler ya? Böyle. Neyler nasıl? Gavur seviyeleri. Mimoza. Baba. Biz anlamayız. Bir anlamıyoruz ya böyle. Bir Mimoza var. Mimas var. Gigas var. Kütay var. Ne bunlar? Ha, kafir seviye. Kafirlik Midular seviyeleri ya. Bunlar. Biz de böyle ya. Yeterince entel olamadık. Böyle isimler koyduk. Aa Can abi, şeyciler geldi bak. Neciler? Can Sungur'a iletir misiniz lütfen? Rings of Power'ın son trailerini izlemeden yorum yapmasın. Ön yargılı davranmasın. Siktirsinler ya. Can bir şey demedim. Sikiyim Ring of Power artık. Ben çok sıkıldım o diziden de tayfasından. Hadi. Birinci çağ kardeşim, izleyeceksin. Birinci hadi çağ. Köyünüze gidin abiciğim. Birinci ya. Çağ. Yani hiçbir şey demedim. İzleyeceksin, çok iyi bence. Birinci çağ. İzleyeceksin lan. Dünyanın en yüksek prodüksiyonu dizisiyle ilgili böyle bir şey diyemezsiniz. Numenor'un düşüşü Numenor düşüyor. Çok güzel. Şu anda radarımda değil. Ben Percy. Melkor ve Ungoliant. Numenor martıdan düşüyor değil mi böyle? Gibi. Eru'nun ağacına işemiş. Ayıp ediyorsun sen de biraz da. Yani bu Trebuchet ile gelmeseydim keşke ben buraya. Trebuchet burada yanlış oldu ya. Niye kardeşim? Numenor düşerken neredeydin? Numenor düşerken neredeydin? Aa.
iş oldu başımıza. Ben